Bilimin açıklayamadığı konular var. Cin görmek, işte büyü yapılması, büyü bozma. Var mıdır? Cin mi? Her yerde. Medyumlar niçin böyle ilişkilerle ilgili bir şeyleri bilmeye çalışıyor? Sen Mars'ta ne olduğunu söylesen Nobel verirler sana. Ben zaten duyuldum, yeter bana. O şovu bana yapacağını neden dünya yapmıyorsun? Medyumlar arası birbirini onaylama yok. Yani gelecekten haber veriyorsanız neden herkes farklı şeyler söylüyor? Ben kadına diyorum ki bugün rüyana bozulduğuna dair sana yeşil saplı bir şey gelecek. Kadın her gün beni arıyor. Diyor ki evet oldu, yeşil saplı bir şey geldi. Birinin beynine yeşil saplı göveli ördek yolluyorsun ya, onu yap. Sende ya şans var ya istatistik var. Sende ne var? Mürüvvet kim o zaman? Güzel. İlham mı geliyor? Instagram'dan ilhamlar geldi bana. Bunlara mı inanacağız? Bu iki aralıklı olan tarih döngesinde bu yıl öyle bir ünlü kaybedilecek ki belki de o işte bir tane olan kişinin kaybedildiğini görünce ne demek istediğimi anlarsın. Merhaba, Babala TV Yansıma programında bu bölümde ilginç bir konuyla karşınızdayız. Mutsuz olduğumuzda terapiye mi gideriz yoksa medyuma mı gideriz? Bunu tartışacağız. Konuklarımız psikolog Elif Terziköy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve yılın medyumu astroloji ödülünü alan Adrian burada. Hoş geldiniz Adrian Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Elif Hanım, metafizik ve metafizik olmayan şey nedir? Bunu bir açıklayabilir misiniz? Aslında metafizik felsefi bir kavram. Yani fizik ötesi demek. Metafizik felsefenin bir kolu ki daha çok zaman, gerçeklik, soyut konular gibi fiziğin açıklayamadığı durumları araştıran bir alan. Ama bu şu anki günlük kullanımda daha çok paranormal olaylardan, işte okültist meseleler, mistik konular gibi konulardan bahsedildiği zaman biz metafiziği anlıyoruz. Aslında sanırım burada asıl konuşacağımız konu daha paranormal meseleler. Evet. Nedir o spiritüalizm mesela? Şimdi bilimin açıklayamadığını düşünüldüğü konular var. Cin görmek, işte büyü yapılması, büyü bozma. Bunun gibi meseleler daha çok metafiziğe giriyor. Hatta mesela Karabasan gibi aslında hipnopompik fenomenlerle çok rahat açıklanacak konular bile metafizik olarak tartışılabiliyor. Var mıdır? Cin mi? Her yerde. Yani cinin olmadığı yer mi var? İnsanın olmadığı yer mi var? Mistik bir varlığın olmadığını nasıl söyleyebiliriz ki? Olduğunu nasıl ispatlayabiliyoruz? Ya şimdi bir şey ispatlamanın anlamı yok. Tabii ki falcılık, medyumluk, mistik varlıklar belli bir takım. Gösterilmeyen sevgi gösterebilir misin? Gösteremezsin ama yaşatabiliyorsun. Bunu sana yaşatıyor zaten. Karabasan olarak gelir sana, her şekilde gelir, fark etmez. Bunun alt tabakaları var. Peki siz onlarla iletişimde olarak mı geleceğe dair bilgiler veriyorsunuz? Benim 6. hissiyatım ve sezgilerim çok kuvvetli. Bu doğuştan kaynaklı gelen... 6. hissi açıklayabilir misiniz? İleri seviyede olan bir düşünürlülüğü temsil eder 6. his bence. Yok, hani benim bildiğim kadarıyla aynı şeyden bahsettiğimi zannediyorum. 5 duyu organımız var işte, görmek, duymak, toplamak. Asla. 6. his sezgisel olarak tabii görünmeyeni görmek. Tabii ki doğru ama birazcık daha ileri seviye olan, yani belli bir takım olaylarda önünü gösteren, ilerleyen seyirleri gösterebilen 6. hisse ben 6. his diyorum. Peki bu aslında geleceğe dair bir bilgi vermekten ziyade siz karşınızdaki insan iyi analiz ediyor olabilir misiniz? Yani kişilik analizini iyi yapıyor olabilir misiniz? Bu hepimiz için böyledir. Siz bile mesela bir gün karşınıza aldığınızda sen şöylesin, böylesin, böylesin diyebiliyorsun. Ben işin kişisel kısmında değilim daha çok. İleriye dönük olan kısmındayım. Yani kişiyi önceden uyarmak, kişiyi önceden bir şeyleri söylemek. Bu belki psikolojisini bozuyor diyeceksiniz bana ama ben hiç psikolojisi bozan insan görmedim. Aksi takdirde birçok psikoloğun karşıma geldiğini görüyorum. Daha bu sabah baktım falan psikoloğa. Bunu karşılaştırmak çok uygun niye değil. Çünkü karşılaştırmayacağım? Hani ben de medyumlara terapi yapıyorum şimdi. Yapabilirsiniz. Yani bu üslup olarak sizin psikologlara fal bakmış olmanızın benim için çok bir anlamı yok. Senin için önemli bir şey değil, benim için önemli bir konu. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında bu doğaüstü meselelerle neredeyse bütün kültürler ilgileniyor ve her kültürün kendince bir yapısı var. Şimdi bizim kültürümüzde de fal, kurşun döktürme gibi meseleler var ve uzun zamandan beri var olan meseleler bunlar. Bunların var olması ya da uzun zamandır kullanılıyor olması bir şekilde bir işe yaradığını gösterir. Yani biz insanlar işimize yaramayan hiçbir şey kullanmayız. Birçok insan tanıyorum. Mesela atıyorum fal baktırıyor ve baktırdığı fal kötü çıkıyor. Bu yüzden işte ilişkileri bozulabiliyor. Ya da iyi çıkıyor, yani boşu boşuna kendini umutlarıyla birkaç ay idare ediyor. Adam orada başkasıyla sevgili, dönecek bana, dönecek beni hala seviyor diye bekliyor. Yani bu bir burada şey mi beklemeliyiz o zaman, sizin verdiğiniz bir ilaç karşılığı
anda kişinin beynini uyuşturmasını falan mı beklemeliyiz? Hayır, kişinin yasını kabul etmesini beklemeliyiz. Yani bitmiş bir ilişkiyi bitmiştir. Bir de kadınlarda daha çok şey var. Yani mesela adam gitmiş, eğer ilişki bitmesini kabul etmiyorsan ara dön de. Ya da ayrılığı kabul et. Fakat bana dönecek mi, gelecek mi, olacak mı gibi bir şekilde beklerken bir şey yapma, kendi içinde bir şey yapma gibi bir eğilim var. Bu da insanları fala itiyor. Yani bir ilişki bitmişse bitmiştir. Bazı insanlar esas olarak falın müdavimi olan dediğimiz kişiler belirsizlikle baş edemiyorlar. Gelecek belirsiz bir şeydir. Gelecekte ne olacağını gerçekten bilmiyoruz. Fakat biz öngörülemeyeni öngörmeye çalışıyoruz. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Yani ya da dönecek mi, sevgilim dönmeyecek mi tarzında karşı taraftan, danışandan aldığınız bir yorum var ya da bir sıkıntı, bir problem var. Şimdi ben en azından onu o anki kelimelerimle ya da öngördüğüm sezgilerimle bir şekilde de olsa ona orada bir ışık veriyorum. Bu sonucu olumlu olsun ya da olmasın. Benim karşıma gelen insana ben en azından az da olsa bir uç noktasında onunla ortak bir derdi paylaşarak ilerliyorum. Şimdi sizin karşınıza gelse bu insan, bir kere maddi olarak benden daha çok üst seviyedesiniz. Baktığımız zaman psikolog fiyatları daha fazla bir üç noktada ya da bir psikiyatri noktaları üç noktada. Karşı taraf duymak istediğini ben hiçbir zaman vermedim o zamana kadar. En başında söylüyorum ki ne görürsem onu söylerim. Olumlu ya da olumsuz. Yalnız sizde hep bir geçecek, iyileşeceksin, bu da bitecek, böyle olacak. Bende umut yok ama sizde var. Bir terapist sevgilisinin ayrılan birine bu geçecek demez kesinlikle ya da unut da demez. Yani öncelikle zaten bir ne ilişki diyorsunuz o zaman siz? Anlamasını geçecek sağlarız önce. Bir ilişki bittikten sonra ilişki tekrar da başlayabilir ve hatta mümkün mertebe yönlendirme yapmamaya çalışırız. Kişinin kendini anlaması, farkındalık sağlaması. Yeni bir ilişki kuracaksa eğer, bu ilişki tamamen bittiyse doğru partner seçimi ve doğru adımlar nelerdir bunları fark etmesi. Hatta mesela şöyle. Ne bileyim, yönlendirme mi bu? İşte bunu yapmamam gerekiyor. Yani benim bence sen bundan sonra ilişkilerinde şöyle yapmalısın gibi bir üslup da kullanmıyoruz. Ekonomik olarak bahsedildiği zaman devlet hastanesinde insanlar sigorta üzerinden psikoloğa gidebilirler. Ayrıca belediyelerin çoğunda ücretsiz psikolog desteği var. Bunun dışında psikologdan çok daha yüksek, çok ciddi fiyatları olan medium fiyatları da var. Şimdi burada fiyat üzerinden bakmamak gerekiyor ve hani kar zarar dengesi üzerinden bakmak gerekiyor. Ayrıca bilimsel olarak kanıtlanmamış bir şeyden bahsediyoruz. Hatta bilimsel olarak hani safsatı olarak bahsedilen bir şeyden bahsediyoruz. Bu yüzden terapiyle bu karşılaştırılmamalı. Bir de ben falla ilgili, şimdi birine fal bakıyorsun, birini tarif ettin ve hatta adını söyledin. Eltisi çıktı mesela. Evet. Dedin ki senin bu eltin var ya, arkandan kuyunu kazıyor. Gerçekten de böyle bir elti var ve o eltiyle o kadın arasında belki kötü hiçbir şey yok. Belki sadece basit bir negatif gerginlik var. Şimdi bu kişi o kişiye doldurmuş olmuyor musun? Yani bir anlamda bir hedef gösterme içermiyor mu fal sence? Sizin sorunuza ek bir soru soracağım. Günde kaç fal bakıyorsunuz? 40-50 kişi arası muhatap alıyorum. Günlük 50 fal bakan birisiniz. Geri dönüşleriniz olumsuz. Sonunda bir cinayet oldu mu? Biri birini boğazladı mı? Hayır, tabii ki de. Piyasada böyle bir şey duydunuz mu hiç? Duymadım. Başka? Şu an duyunca bu tarz bir şey soruyor. Zaten şok oldum. Böyle bir şey duymadım. Siz duydunuz mu? Duymam gerekmiyor buna. Burada bir hedef gösterme durumu söz konusu. Hı-hı. Mesela diyelim ki ben bir yanlış yönlendirme, yanlış bir teknik uyguladım. Danışanım bana etik ihlal ya da malpraktis nedeniyle dava açabilir. Fakat bir falcıya bunun yapabilecek bir şey yok. Her yere şikayet edebilirsin bunu günümüzde. Çok hani medyumların arkası sağlam değil diyorsunuz ya. Mesela atıyorum medyum dedik bozuldu. Medyum diyor ki bozuldu. İşte danışan diyor ki bozulmadı mesela. Ben bu tarz mesela işlemler içerisine girmiyorum. Ya da büyüdür, işlemdir, bu tarz olasılıklar bende yok. Bende sadece nazara inanıyorsun eğer. Sadece kurşun dökerim. Bu kurşun döktüğüm seansta da zaten onu rüyasında gösteririm. Ona bir şeylerin bozulduğunu. Peki onu nasıl yapıyorsun? Rüyasına nasıl gösteriyorsun? Bilinçaltı denilen bir şey var. Bir şekilde onun beynine girerim. Ya peki bunu nasıl yapıyorsun? Girerim. Bu çok kolay bir olay. Tamam, ne yapıyorsun? Burada elinde bilinçaltının haberi oluyor mu girdiğinden? Bunu anlayabilmeniz için benimle aynı konumda olmanız gerekiyor. Ama işte o zaman mesela ben hani burayı nasıl tartışabilirim seninle? Yani o zaman yok mu oluyor? Direkt yani medyumluk yok oluyor. Bunu bana anlatamıyorsunuz bana şimdi mesela. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi siz mesela bir insanın psikolojisine baktığınızda onun psikolojisinin bozuk olduğunu görüyorsunuz değil mi? Direkt burada ne yaptığınızı çok merak ediyorum ben. Şimdi ilk önce tanı koymamız gerekiyor. Yani uzun hastasın. Uzun. Direkt hastasın diyorsun. Tanı. Evet, bununla ilgili ben 7 yıl eğitim aldım ama yani bir cümlenle ben şu an iptal oldum. Yok. Hani şimdi, şimdi bak, öyle bir şey söylüyorsun ki bana. Ilgili... Hayır, bunu asla kabul edemem. Bana öyle bir şey söylüyorsun ki ben eğitim aldım, sen eğitim almamışsın. Bir kere bu kategorize ettiğim psikoloji içerisinde kesinlikle ve kesinlikle hiçbir yerde ilerlenmez. Bak şimdi şöyle anlatayım. Ben net falan. Birinin bilinçaltına girmek istersem, evet, onu bir kere çocuksu konuşturmaya başlarım. Bilinçaltına inersem danışanım onun bilinçaltına indiğimi anlar.
ve yanındaki insanlar da anlar. Ve ben sana bunu yarım saat, hatta bir saat anlatabilirim. Ama sen diyorsun ben bilinçaltına iniyorum ancak benim seviyemdekileri anlayabilirim. Evet. O zaman sen bilinçaltına inmiyorsun. Şimdi nasıl yani? Karşımdaki bilinçaltına indiğimi mi göstermem lazım? Zaten ona rüyasında onu gösteriyorum diyorum. Rüya odasına girdiğimi söylüyorum. Birinin rüyasına çok kolay girebilirsin. Hadi gir o zaman bu gece benim rüyama. Muhtemelen gireceğim zaten. Çünkü çok fazla rüyalardan bahsettik. Bu gece muhtemelen birbirimizi rüyamızda göreceğiz. Eğer kelime aralarında biriyle konuşurken çok fazla rüyadan bahsederseniz ve bunu hatta çok bariz belli etmezseniz akşam o kişiyi rüyanızda görürsünüz. Hayatım kadın beni hiç görmemiş ki online bakıyorum ayol. Telefondayım, görüntü bile yok bende. Ben kadına diyorum ki bugün rüyana bozulduğuna dair sana yeşil saplı bir şey gelecek. Bu ne? Yeşil saplı şey ne yani? Değil mi? Ne baktığın zaman? Kadın her gün beni arıyor. Diyor ki evet oldu, yeşil saplı bir şey geldi. Şimdi ben onu bilinçaltına mı yerleştirdim o bir şeyi? Hayır, ben ona göndereceğim sarı da diyebilirdim, kırmızı da diyebilirim. Sanırım insanlar da diyebilirim. Ama şöyle süper bir dakika. İnanıyor mu yani buna? O inandığı için o mu geliyor? James Rand hakkında ne düşünüyorsun? Tanımıyorum kendisini, o beni tanımıyor. Harika. Hani sen şimdi bir medyumluk ödülü almışsın, evet. Ya. Kaç medyum arasından seçildiğini ve toplam kaç oy aldığını bilmiyorum. Ama James Randi'yi tanıyorum. James Randi diyor ki, dünya üzerinde diyor, herhangi biri diyor, doğaüstü diyor, bir şey yapıyorsa diyor. İşte buna medyumluk dahil, bardak kaldırma, kaşık bükme falan dahil. Herhangi bir doğaüstü bir şey yapıyorsa diyor, gelsin diyor. Bunu diyor, kanıtlasın diyor. Deneysel bir ortam koyalım diyor. Ve diyor karşılığında $1 milyon vereceğim diyor. Bu vakıf açıldığından beri hiç kimse ödül veremedi. Başlangıçta bazı kişiler buraya başvurdu ve kontrollü ortamı kesinlikle geçemediler. Şimdi sen neden madem bu ödülü aldın, iddialı medyumsun? Yok. Hani bilmiyordun da zaten. Öğrendin, katıl James Randi'ye. Senin böyle bir şeye ihtiyacın yok. Fakat benim var. Ve izleyenlerin de var. Yani gerçekten Adrian birilerinin beynine... Şov gösterimi yapmam lazım. Yok. Bunu buradan kaldıracağım. O zaman ben medyum mu olacağım? Hayır. Birinin beynine yeşil saplı göveli ördek yolluyorsun ya, onu yap. Binlercesini gösteririm WhatsApp attığımda. Yok. James Randi şöyle bir şey yapıyor. Bunu bir şekilde bütün işte bilim adamları vesaire var. Hani bunları tamamen paranormal olduğunu kanıtlayabilin. Yoksa YouTube'da bir sürü kaşık bükme videosu var. İzliyorsun. Ama bu adamlar James Randi'ye niye katılmıyor? Dünya üzerinde çok güzel böyle bir kapı var. Yani herhangi bir şekilde ya metafizik bir yeteneği varsa... İhtiyacım yok. Kendimi de orada kanıtlamama ihtiyacım yok. Hani bir şekilde gidip orada bu bardağı kaldırıp buraya koyduktan sonrasında ya da bu kaşığı oynattıktan sonrasında bana medyum deniyorsa zaten bana medyum denilmez. Günde 45-50 kişiye fal bakıyorum, evet. Diyorsun. Şu az başına gelmedim. Adrian işte bir falcıya gittim. Hı-hı. Ya da 5 falcı da senin dediğin gibi dedi. Diyen sana 45. Asla. Çok nadir. Demek ki burada medyumlar arasında karşılıklı uyum yok. Ama mesela birkaç astrolog 3 aşağı 5 yukarı bazı faktörleri karıştırabilir ama yani aynı şeylerden bahseder. Yani. Sonuç olarak aynı noktaya gelir diyor. Ama diyor falcılar diyor birisi farklı söyler, birisi farklı söyler, birisi farklı söyler. Mesela gelecekten bilgi alıyorsunuz. Sen iyi bir medyum olduğunu iddia ediyorsun. Senin gibi birkaç kişi daha vardır. Yani var. Fakat evet. İşte burada medyumlar arası birbirini onaylama yok. Yani gelecekten haber veriyorsanız neden herkes farklı şeyler söylüyor? Ya, tamam, ona bakarsınız şimdi siz psikologlar da sen farklı yok, bir şeyi söylüyorsun. Hayır, o farklı değil. Bir sen farklı bir metot uyguluyorsun. O farklı bir metot uygular. Tüm mesleklerde 3 aşağı 5 yukarı iki meslek mensubunun yaptığı uygulama bellidir, belli olmalıdır. Psikologlarda da böyledir. Yani benim bir danışana çıkarttığım formülasyon ve gidiş yolu hiç tanımadığım başka bir psikolog aynı eğitimlerden geçtiysek çok ufak farklılıklar vardır. Fakat mesela söz konusu olan metafizik meseleler olunca, medyumluk söz konusu olunca, falcılık söz konusu olunca ya da büyü bozma söz konusu olunca uygulamalar ve verilen bilgiler birbirini tamamen zıttı ya da birbirinden tamamen farklı olabiliyor. Ya şu şekilde ona bakarsan çok komik bir örnek olacak ama anneannemi hastaneye yatırdım 1-2 ay öncesinde. Bir doktor dedi ki ameliyat olması lazım. Öbür doktor dedi ki hayır, ilaçla da çözülebilir dedi. Evet, mesela Türkiye'de şöyle malpraktis davası açabilirsin. Malpraktis yanlış tedavi uygulaması, yanlış tanı konması. Yani şimdi bak, hani... Elif Hanım'la beni ayıran farkım bu. Şimdi karşısındaki insana birazcık daha bilimsel yaklaşıyor. Ben öyle değilim. Sanki onun arkadaşı, sanki onunla beraber yemek yemiş bir insan. Empati kuruyorum. Evet, onunla beraber ortak olduğum bazı kanılar var. Hani bir istatistiğe falan dayanmıyorum ben. Ya da şöyle yaparsan şöyle olur, yol gösterme diye bir şey de yok bende. Bu böyle olacak, böyle olur, dikkat et. Bu kadar bitti. Bu yönlendirme değil. E tamam, yani o zaman medyumluğa şunu diyebilir miyiz? Medyumluk kendisine gelen kişiyle ilgili, gelecekle ilgili tahminlerini söylediğin tatlı bir arkadaşlık. Hani bir... Vallahi ben tahmin söylemiyorum. Bir çünkü niye tahmin söylemiyorum biliyor musun? Bende tahmin denilen bir unsur yok. Ben
net isim, net tarih, hangi yılda nerede ne yaşadığını söylüyorum sana. Bir kere onun geçmişine iniyorum. İşte 2018'de şöyle şöyle bir olay olmuş, şuradaki olmuş, şu katta olmuş, şu ne oldu, şu dairede böyle böyle. Bunlara bu kadar giriyorum. Detaylı söylüyor musunuz? Tabii ki veriyorum. Sonrasında bak dikkat et diyorum. 2022-2023'te şöyle şöyle bir yer, böyle böyle bir unsurda gözüküyorsun. Bunu yapma. Yönlendirmiyorum aslında. Önceden söylüyorum onu ben. Arıyor beni. Oradayım şu an. Ne yapmam lazım? Hanımefendi ilgisi ne yapacak? Peki bir şey sormak istiyorum. O kadar bağlantısız bir şeyi bana bağladın ki yani orayı dinlemiyorum. Ama hayır. Çok özür dileyerek bir şey sormak istiyorum. 2023'te olacak olaylar benim hiç ilgimi çekmiyor. Sizin hayatınızda hiç olumsuz giden bir şey olmuyor mu? Ben sabah kalktığım zaman bismillah derim. Hayatımda hiçbir zaman olumsuz bir şey olamaz. Hiç böyle asla aksi olamaz. Bir şey. Asla. İşte bir uçağı kaçırmışlığınız, düşmüşlüğünüz. Asla olmadı. Hiç. Asla. Hiçbir kusur olmuyor 24 yaşındayım. Asla hayatımda kusur olmadı. Tabii ki tırnağım kırılmıştır. Bunlar olumsuzluksa bunları söyleyebilirim. Ne bileyim kedimin ayağı kırılmıştır ama bunlar benim için bir olumsuzluk değil. Yaşam mücadelesi, savaş. Niçin olumsuzluk değil ki? Niye psikolojimi bozacağım? Sizin kendinizi hiç kötü hissettiğiniz, böyle psikolojinizi yani düştüğünüz zamanlar oluyor mu? Tabii ki olur. Ben bir insanım. Ayrıca sağlıklı bir insanın zaten zaman zaman hayat problemleri karşılığında, durumunda kötü hissetmesi gerekir. Yani bir ölüm yaşadığınız zaman kendinizi mutlu ya da iyi hissetmeniz. Bazı bakış açılarında mesela hani buna rağmen iyi olmaya dair bazı bakış açıları okudum ama kötü şeyler yaşadığımız zaman kendimizi kötü hissettiğimiz son derece sağlıklıdır. İnsani hatta bir tabii durum. Ki tüm duyguları yaşayabilmemiz bizim insan olduğumuzu gösterir. İşte bak siz orada psikolog olduğunuz için kendi psikolojinizi belki kendiniz tamamlayabilirsiniz. Karşı tarafta yani farklı bir kişi, bu normal bir vatandaşı düşündüğümüzde bana geniş unsuru bu. Gidemiyor çünkü o tarafa. Ona bir bağ kuramıyor, sıcak hissedemiyor kendini. Çünkü bilimsel konuşuyor ona. Ya da ilaçla. Derdi onun ilaç değil. Dinleyeceksin onu, anlatacak sana. İlaca karşı mısınız? Tabii ki ilaca karşıyım. Beynini uyuşturmaktan başka hiçbir şey değil. Bir de tedavi edilemeyen psikolojik rahatsızlıklar da var. Bu şizofreni gibi, bipolar gibi, yine dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi. Şimdi biz sürekli böyle ilacı kötüleyip, psikoloğu, psikiyatriyi kötüleyip o zaman dışarıdaki bu sosyopatları arttırmış olmaz mıyız? Zaten gün geçtikçe artıyor ki. İlaç kullansa da kullanmasa da artıyor. Ama bunu bir şekilde durduramıyorsun ki. En azından. Nerede dengeli? Ben hiç dengelediğini görmedim onunla ilacın. Gördüm. Hatta ilaç kullandıkça da daha çok deliren insanları görüyorum ben hala bakımlarımda. İlaçlarla ilgili ben sana cevaplar verebilirim ama bu bizim haddimiz değil. Ya da istiyorsanız direkt cevap vereyim yani. Evet. Ama sertleşmem gerek. Bayağı sertleşeceğim. Yani evet. Ben o şekilde konuşmak istemiyorum. Elif Hanım, ben size şunu sormak istiyorum. Bazı insanlar bir rüya görüyor, sonrasında da çıkıyor. Bunun psikoloji bilimi nasıl açıklıyor? Anlatabilir misiniz acaba? Birçok kişinin başına gelmiştir. Bir rüya görmüştür ve o rüya birebir çıkmıştır önüne. Bunun birkaç açıklaması var. Birincisi arkaik bilinç dediğimiz bir şey var. Mesela bilinçaltımız biraz daha akıllı. Bilinç düzeyinde biz bazı bilgileri süzgeçten geçirerek dinliyoruz. Örneğin işte bir kadının oğlu var, işte liseye gidiyor olsun ve oğlu sigara içiyor olsun. Kadın rüyasında oğlunun sigara içtiğini görüyor ve kısa bir süre sonra öğreniyor ki oğlu sigara içiyormuş. Aslında burada oğlunun bilinç düzeyinde sigara içtiğini inkar ediyor. Çocuk eve sigara kokarak geliyor vesaire. Bilinç düzeyinde annesini kandırabiliyor. Bilinçaltı onu uyarıyor. Bunun dışında bizim kararlarımız var. Geleceği biraz kararlarımızla da yaratıyoruz. Jung'un verdiği çok güzel bir örnek var. Bir tane adam dağcılık yapıyor ve rüyasında şey görüyor. Böyle dağda gökyüzüne doğru tırmandığını. Artık dağ bitiyor, gökyüzüne doğru tırmanıyor. Jung diyor ki lütfen diyor bir süre diyor dağ tırmanırken dikkat et, tamam mı diyor. Yani hani başına bir şey gelmesin şeklinde. Adam bunu ciddiye almıyor ve kısa bir süre sonra dağcılık yaparken kişi ölüyor. Bunu şöyle açıklıyor. Bu hani adam öleceğini rüyasında görmüş diye yorumlardık bunu. Doğru mu? Oysa ki kişi aslında bilinçaltı bir şekilde ben işimde öleceğim, zirvede öleceğim gibi bir karar veriyor. Kişi kendi ölümünü kendi yaratıyor fakat bunun farkında değil. Yani bilinçaltı bir seçim var, bilinç düzeyinde seçmiyor. Bu anlamda bizim gelecekte olan çıkan rüyalarımız bizim bilinçaltı seçimlerimizle ilgili olabilir, yaratımlarımızla. Hayallerimiz ya da korkularımızla ilgili olabilir. Ama çok nadir hani gerçekten açıklanması zor olan rüyalar var. Bu da hani bir insanın hayatında böyle hiçbir şeyi yere oturtamadığınız 4-5 rüya anca vardır. Vallahi benim çok rüyam var. Çocukken evimize hep ünlüler hırsız olarak giriyor. Kız biz gece konuda oturan bir insanız yani. Ya da normal bir binada oturuyor. Ne işi var benim rüyamda? Bir baktım ünlü medyum olmuşum. Tamam bu çok güzel. Tam Jung'un bilinçaltı seçimleriyle ilgili. Şimdi sen ünlüler senin evine hırsızlık yapmaya geliyor. Yani aslında hani... Uyarıyor mu rüya beni? Bak hayır. Ünlü olacaksın mı diyor bana. Hayır, ne diyor? Hayır sen ünlü olmak istiyorsun. Ama ben biliyordum mesela buralara geleceğimi. Mesela senin de şu an biliyorum çocuk sahibi olmak istediğini. Bak şimdi bu çok çok harika. Şimdi şöyle bir durum var. Benim hayatımda birisinin olup olmadığını, ekonomik durumumu, hatta işte yaşım dolayısıyla büyük ihtimalle çocuk sahibi olmak istediğimi tahmin çok edebilirsin. Çok sabit bir şey.
Yani çok çok sabit. Fırat kim o zaman? Kim? Fırat. Güzel. Mürüvvet kim o zaman? Oo güzel. Sosyal medyada hakkında araştırdığın zaman ortak soyad isimli aşkın birkaç kimseyi takip etmem. Mesela asla. Tamam harika. Şöyle yapalım mı? Asla. Lütfen hala devlette onayını bekleyen kağıdını al. Ondan sonra konuşalım aşkım. Devam eden onayını al. Ondan sonra konuşalım. Bana şunu söyler misin? Şimdi şunu söyler misin? Evimdeki günlüğümün yerini söyle. Al. Ya da rengini söyle. Alabilir miyim? Alabilirsiniz. Oysa ki Fırat'la Mürüvvet Instagram'dan çok kolay ulaşabileceğim bir bilgi. Tanımam senin Instagram'ını da bilmem. Sonra cevaplayayım bir tane. Günlüğümün yerini söyle. Hani bu günlüğüm nerede? Biz hazine aramıyoruz sonuçta. Bana ileriyi soracaksın. Bana lotoyu söyle. Lotoyu. Bir sonraki lotoyu söyle. Şimdi sana güzel bir onu soru sormak istiyorum. Onu herkes söylemiş olur sayılır. Niçin? Medyumlar niçin böyle ilişkilerle ilgili bir şeyleri bilmeye çalışıyor? Yani neden Mars'ta ne var? Ya da loto gibi böyle daha işlevsel. Mesela sen Mars'ta ne olduğunu söylesen Nobel verirler sana. Yani madem medyumsun, abimin adını tahmin edeceğine neden Mars'ta ne olduğunu tahmin etmiyorsun? Aşkım konum sensin. Mars değil. Aşkım sen al ihtiyacım yok. Şimdi ben iyi yerlerdeyim zaten. Yapacağın şu sen dünyanın en iyi psikoloğu ol. Ben ünlü medyum olmak istemiyorum. Ben zaten duyuldum yeter bana. O şovu bana yapacağını neden dünyaya yapmıyorsun? Soru alabilir miyim ileriye dönük? Mesela kız mı olacak erkek mi olacak? İleriye bence sen tedavi olacaksın. Bak yazıyorum buraya. 2024 yılının Temmuz'una kadar tedavi ol. 2024 Temmuz'a kadar acaba bunu takip edecek kim var? Yani şöyle şimdi 2024 seni falan bu. Ben ne bileyim hayatım ha. Ben falan inanmıyorum ki. Program. Ben 2024'te tekrar bakarız. Ben sana sordum söyledim sadece. Ha, dursun mu? Ama tabii çok böyle dursun. Yani çok uzun yıllar işte ben size desem ki 10 yıl içinde bir kaza geçireceksiniz desem. Hı. Mesela bu çok geniş kapsamlı bir kavram. Tabii ki. Ve evet 10 yıl içinde ki, herhangi bir şey hayatım, gelebilir ben demişim ki bak burada ne dedim ben az önce dedim ki bir tedavi olman lazım. 2024 Temmuz'una kadar dedim bir olay var. Bu hamilelikle alakalı. Elif Hanım da diyor ki evet. Yani bunu düşünmek zaten çok kolay çok diyor. Çok basit. Yetişkin insanlarız diyor. Yani zaten bunu olacak bir şey evet, bu. Olabilir, zaten bir şey olaylar zaten. Budur ki ona peki nasıl geliyor? Ya psikolojisi bozuk geliyor ya ayrılmış ki. Bunlar olan şimdi şeyler. Konu sen ben olayı değil. Zaten konunun asıl amacı medyumluk ve medyumluk karşıtı bir tartışma. Ve şimdi senin bana gelecekte, mesela şöyle söyleyeyim sana. 5 dakika sonra şu olacak dersen hani yayındayız, kanıtlayabilirsin. Fakat 2024 her Temmuz'una şey kadar. Her şey delil kanıt ispat. Mesela şöyle bana sosyal medya üzerinden bana göre bulmadın, sana göre bulamayacağın şey şimdiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben seni araştırdığımı falan mı düşünüyorsun? Emine Hanım ikimizin de hesaplarını birbirine attı görüşme öncesinde. Ay ölüyorum. Hayatım senin abin ben sana derdim ki Mehmet. Sana derdim ki Murat'ı bırak. Sana derdim ki Hilal'le konuşma. Bunlar çok normal şeyler. Bunlar çok bilindik isimler. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma bunlar çok bilindik isimler. Şimdi Rusya arkadaşının adını mı vereyim? Onu mesela Çekoslovakya falan mı diyeyim? Ya da evet. Natasha, Yataşa falan ne deme bekliyorsun? Evet, şu an aktif olarak yurt dışında görüştüğüm evet. Bir arkadaşım bunun var. Adını vereceğim sana. Onun ülkesini ya da adını söyle. Bu şey gibi hani yar sana ısmarladım, yar gele ya gibi bir şey bu. İşte Fırat kim dedin yani. Fırat hayatım, kim ben dedin sana ya. Orada diyebilirdim ki mesela. Ama Fırat Elif Hanım, değil, Murat fallarda kim derdim. Her şeyi bilmek diye bir şey yoktur ya. Hani onun hissettiği oluyor, şeyler vardır. Ne oluyor? İlham geliyor. İlham mı geliyor? Instagram'dan ilhamlar geldi bana. Bunlara mı inanacağız? Aşkım 24 yaşındayım. 2 üniversite mezunuyum. Birisi astronomikle alakalı, birisi de finansla alakalı. Ve aynı zamanda eşcinsel bir bireyim. Ve aynı zamanda ödül almış birisiyim. Kendi gayet barışığım. Değil seni. Sizin topluluğunuzu araştıracak zamanım yok. Ah bebeğim. O zaman yani ne tesadüf ya. Tabii ki. Yani tesadüf hiç, aşkım. Şimdi tesadüf. Ne tesadüf yani tesadüf. Benim Instagram'da zaten toplamda benim soy isminden 4 kişi var. O ikisini verebilirdim. O ikisini verdi. O ikisini, dördünün niye ikisini vermişim? Üçünü ver, ikisini verememişim yok, mesela. Yok ben onu demiyorum. Ben mesela bu da tartışılır. Benim en aktif konuştuğum arkadaşımı sana dedim ki bana ismini söyle. Yani her gün iletişim kurduğum hani insan. Şimdi karşımdaki kişi bana söylerse inanacak mısın? Bir şey söyleyebilir miyim? Bana karşımdaki danışanım gelip arkadaşımın adını ver demiyor zaten. Hani böyle bir istekler siz yok bende. Siz hissettiklerinizi tabii ki hayatım yani sonuçta ben kaldırıp da bana sormak karşı taraf sevgilimin adını söyle demiyor bana.
karşı komşunun adını söyle demiyor. Böyle ama şeyler sorulur mu? Söyleyeceğinizi iddia ediyorsun. Bir de ben söyledim şu, var, zaten. Şu söz konusu. Şimdi sen günde 40-50 kişiye bakıyorsun. 400-500 ya da 1000-1500 liraya hani fal baktırdığını düşünün. Arkasına ajan bile tutarsınız, dedektif bile tutarsınız ya. Dedektifle birlikte çalışırsınız. Siz önceden araştırıldığını mı düşünüyorsunuz? Böyle isim nokta nokta giden bir falcıdan bahsedersiniz. Böyle bir şeyden şüphelenmemiz gerekir ama hemen araştırmasına, istatistiklerine bakacağız. Bana bakmış mı, bakmamış mı, ne olmuş, ne bitmiş. Eskiden internet yoktu, evet, sosyal medya yoktu. Evet, bunlar nasıl? Ben soracaktım. Güzel. Yerim seni. Şöyle, vallahi internet yok ya. O zaman da söylediler da aşkım. Eski zamanda söylüyorlar. Şimdi buluyorsun. Mesela babavanga falan. Tabii tabii babavanga. Bütün kainatları yaşıyoruz şu an zaten. Olduğumuz virüsü tut, devlet olaylarına kadar babavanganın söylediği bütün kainatların hepsini birebir yaşıyoruz. Ve yaşamaya da devam edeceğiz. Bak benim de mesela söylediğim bir olasılık vardı. Ben Ağustos ayında bir paylaşım yapmışım. Çok iyi bir televizyon programına çıkacağım. Az kaldı, sabredin. Ne zaman konuştuk? Bir ay olmadı. Bir ay bile değil, iki hafta taş evet, çarpı. Evet evet olmadı. Ağustos'ta nereden bileyim ben buraya çıkacağımı? Televizyona çıkmak istediğin için olabilir mi? Kodladın mı bilinçaltımı? Evet, televizyona çıkmayı istersin. Emine Hanım gökten zembille mi düştü? Milyonlarca medyum var. Onlara ulaşır. Bana niye ulaştın sen? Benim şimdi Ağustos'taki paylaşımı mı gördün? Hayır, ay bu paylaşta gel alayım seni hadi programa mı dedim bana? Ne yaptın? Bu bir şanstır. Şansı değerlendir. Senin yani bu çok bak, genel şöyle bir de bir saniye önce bir açıklayayım de. Sonra ondan sonra kahkahanı atıp dudağını bükebilirsin. Şimdi, ay hayatım sen de ya şans var ya istatistik var ya da kanıt, ispat, teorik. Başka bir şey yok. Sende ne var? Ağustos'ta ben televizyona çıkacağım demiş. Demek ki Ağustos'ta televizyona çıkmak istiyor. Farklı Emine bir falcı Hanım da olabilir gelmiş ama. Beni seçmezdi, başkasını seç. Ve ben ilk programım bu daha. Şimdi şöyle bir şey var. Evet. Tam tersi mesela ben daha önceki yıllarda farklı bir kariyer planı izlemek istediğim için bana bazı çekim teklifleri gelmiş, ben kabul etmemiştim. Ama şu anda kendi kariyer planımda mantıklı buldum. Önceden de çekimlerim vardı. Geldim. Ben zaten bu yolda gidiyordum. Şimdi sen neden reddetmedin? Çünkü Ağustos'ta içine böyle bir his geliyordu. Yani sen İşte bak his var. Bak. İşte bak sezgi var. Bak düştün. Sezgi var. Senin his dediğin his şey var, arzu olmasın. Var, altıncı his var, fal var, medyum var. En iyi medyum senin, da benim. Tamam. Ödüllüyüm, bu kadar basit. En iyi medyum sensin, şampiyon sensin de. İstemişsin ve olmuş. Adrian Bey, ülkemizle ilgili bir öngörüde bulunabilir misiniz? Tabii ki bulunuruz. Hayat, tamam, niye bulunmayacağız? Tamam, süper. Yapalım bunu. Mesela ben sana şunu söyleyeyim. Ben yine söyledim, paylaşımlarımda var. Bu yıl öyle bir ünlü kaybedilecek ki dedim. Ya 8. ayın 16'sı ya 8. ayın 27'si. Yazdım. Bu iki aralıklı olan tarih döngesinde tanıdığın, belki de o işte bir tane olan, zaten işte bir tane vardır diyeceksiniz şimdi ama bu dünyaca olan kişinin kaybedildiğini görünce ne demek istediğimi anlarsınız. Dışsal ve kontrol edemediğimiz bir güç tarafından yönetildiğimize inanmak hem bize zarar verir hem de kendi davranışlarımızı düzeltmemize neden olamaz. Evliliğin büyü yüzünden bitti diye düşünen ve buna inanan bir insan bu sefer evliliğinde kendi hatalarını ya da ilişkisindeki problemlerini fark edemez. Cin büyü vakaları gibi durumların genellikle psikolojik açıklamaları çok fazla oluyor. Ama kişi eğer buna inanmış olursa tedavi sürecinde de başarılı olmak zorlaşıyor. Çünkü kişi zaten tedaviye başvurmuyor, inanmıyor. Ve orada bir belki de iyileşme fırsatını kaçırmamaları gerekiyor. Açıklamalar izleyicileri tatmin etmez. Çünkü anlamayacaklar Elif Hanım'ın teori konuştuğu kelimeleri. Senin anlamadığın noktaları ben anlayabilecek birçok kişinin olduğundan eminim. Aşkım öpüyorum seni. Yansıma programının bu bölümünde medyuma gitmek mi, terapiye gitmek mi bu konuları konuştuk. Bir sonraki bölümümüzde konu ve konuk önerilerinizi alttaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için.